RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı Bir Yeni Erzincan gündemiyle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan bazı incelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Erzincan'a geldi. Erzincan Valiliğini ziyaret eden Bakan Elvan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı hakkında bilgi verdi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan bazı incelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Erzincan'a geldi. Bakan Elvan, Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Ali Arslantaş'la görüşen Bakan Elvan, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette konuşan Bakan Elvan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan cazibe merkezleri programı hakkında bilgi vererek Erzincan'ın da bu program kapsamında olduğunu söyledi. Bakan Elvan, dün itibariyle bu program için 23 milyar lira tutarında talep geldiğini ifade ederek bölgede kalkınma hamlesi yaşanacağını söyledi. Dün itibariyle 23 milyar lira tutarında bir talep geldiğini ifade etmek istiyorum. Toplam proje tutarı 23 milyar liraya ulaştı. Biliyorsunuz ön talepleri almış idik. Ön talep döneminde 21 milyar liralık bir talep söz konusuydu. Resmi talepleri de aşağı yukarı 20 gün önce almaya başladık. Ve bugün itibariyle 23 milyar liraya ulaştı. Ki bu bizim beklentimizin oldukça üzerinde. Şunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Artık Doğu Anadolu bölgemizde, Güneydoğu Anadolu bölgemizde gündemin en öncelikli maddesi cazibe merkezi programı. Nereye gitsek cazibe merkezi programı konuşuluyor, tartışılıyor. Yatırımcılarımızın, iş dünyamızın büyük bir ilgisi var. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ben huzurlarınızda Sayın Başbakanımıza böyle bir programı başlatmasından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Erzincan ilimize gelince değerli arkadaşlar, esasında Erzincan ilimiz kavşak noktası olmak hüviyetiyle, İpek Yolu güzergahında yine olması hüviyetiyle, tarihiyle, kültürüyle önemli bir doğal cazibe merkezimiz. Bu merkezimiz doğal cazibe merkezi olması birçok açıdan, özellikle yatırımcılarımız açısından da çok önem arz ediyor husus. Biliyorsunuz Erzincan, Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat Havzası'nda yer alan Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun ve Akdeniz'in İç Anadolu bölgesinin kavşak noktası konumunda olan bir ilimiz. Dolayısıyla şu an itibariyle de baktığımızda yatırımcılarımız için, iş dünyamız için Erzincan ilinin cazibe merkezi programı kapsamında oldukça talep gören ve yatırım yapmak isteyen çok sayıda yatırımcımız olduğunu görüyoruz. Biz şunu arzu ediyoruz. Artık Doğu Anadolu bölgesinde geri kalmışlık tabirini biz bundan sonraki süreçte Allah'ın izniyle kullanmayacağız. Bunu tamamen ortadan kaldıracağız. Geri kalmış iller, gelişmiş iller gibi bir tabir bizim artık lügatımızdan çıkacak. Biz bu programın son derece başarılı olacağını inanıyoruz. Bu program ile Erzincan'ımızın şahlanacağını inanıyoruz. Ayak kalkacağını inanıyoruz. Tüm renkleriyle beraber bu canlılığı bu bölgede yaşanacağına inanıyoruz. Sadece elbette Erzincan ilimiz değil, çevre illerimizde de çok sayıda yatırımcımız, iş dünyamız yatırım yapmak istediğini ifade ettiler. Bu da bizler açısından son derece memnuniyet verici bir hadise. Erzincan'da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Erzincan Valiliği ve 3. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti ve ardından Erzincan Belediyesi'ne geçti. Bakan Elvan, belediye hizmetleri hakkında bilgi alarak Başkan Başsoy'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Erzincan Valiliği ve 3. Ordu Komutanlığı ziyaretlerinin ardından Erzincan Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Elvan, belediye hizmet binası girişinde Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy tarafından törenle karşılandı. Bakan Elvan ardından başkanlık makamına giderek şeref defterini imzaladı.
Sayın Bakanım. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'dan hizmetler hakkında bilgi alan Bakan Elvan, Erzincan'a hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a ve ekibine teşekkür etti. Bunlar her birini detaylı olarak başkanımızdan dinledik. Daha önce de ifade etmiştim. Erzincan'ımız inanılmaz büyük bir potansiyele sahip. İnşallah bu yerel yönetimlerimizin de hem sosyal alanda hem altyapı alanında ciddi yatırımlarıyla, önemli yatırımlarıyla Erzincan'ımız çağdaş, modern, butik şehirlerimizden, dünyada örnek olabilecek şehirlerimizden biri haline gelecek. Ben belediye başkanımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Erzincan teşvik kapsamında bulunduğu 4. bölgeden 6. bölgeye alındığı istihdama yönelik yaşanan bu önemli gelişmenin detaylarını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan anlattı. Teşvik bakımından 4. bölgede bulunan Erzincan 6. bölge kapsamına alındı. Uygulama hakkında açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, işveren ve çalışmalar için önemli avantajlar sağlandığını ifade etti. Bakan Elvan bu önemli çalışmada emeği olanlara teşekkür etti. 6. bölge teşviklerine yer alır. Bunun anlamı nedir? Artık sigorta primi işçi payı devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi işveren payı devlet tarafından ödenecek. Yine gelir vergisi stopajı devlet tarafından ödenecek. Bu çok önemli bir imkan. Bu konuda gayret sahip eden ben milletvekillerimize başta çok teşekkür etmek istiyorum. Yine Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan ve bu konuda talimat veren Sayın Başbakanımıza da huzurlarında çok teşekkür ederiz. Erzincan'da bulunan 59. Er Eğitim Tugayı'nda bugün yemin töreni vardı. 1997'ye bir tertip erler ve 366. kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Asker yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği yemin töreninde acemi askerler yemin ederek vatan savunması görevlerine başladılar. Törende gurur ve heyecan bir arada yaşandı. RT Haber'den Özgür İlhan yemin törenini sizler için takip etti. Erzincan'da bulunan 59. Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eral Kışlası'nda 1997'ye bir tertip erler ve 366. kısa dönem acemi askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Türker, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Sabri Taş, askeri ve sivil erkan ile asker aileleri katıldı. Kışla'daki yemin töreninde askerler tarafından taşınan Tugay Sancağı'nın yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra 1997'ye bir tertip, 1821 asker ve 366. kısa dönem 98 acemi asker yemin etti. Doğruluk ve muhabbetle hizmet! Canımdan aziz bilip, icabında vatan, sevse, hayatımı feda edeceğime, namusum üzerine, an içerim. Topçu acemi er Burak Aysun ve piyade acemi er Ahmet Akdemir'in yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam eden törende 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Türker erlere plaket ve çeşitli hediyeler armağan etti. Osman Gönül vurdun! Ağrı Çeşiler Malatya! Sol! 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Türker yaptığı konuşmada yemin eden askerlere başarı dileklerinde bulundu. Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı al bayrağımız da şahittir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi temsilen şanlı sancağımız da şahittir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs'ta kahramanca savaşan ve teröristle mücadele harekatında yiğitçe mücadele eden canlarını aziz vatana
feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Ve bugün bize güzel ülkemizde özgürlüğü yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Silahlı kuvvetlerimizin saflarına katılan kahraman Mehmetçiklerim, bu yemin ile sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğimizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürk'ün düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır. Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, paranızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Törene katılan asker yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Bazı davetliler gözyaşlarına hakim olamadı. Yemin töreninin tamamlanmasının ardından askerlerin aileleriyle buluşmaları görülmeye değerdi. Askerler ve farklı illerden gelen yakınları gurur ve heyecanı bir arada yaşadılar. Gökay Sarıkaya, çocuk burada ailesini arıyor. Biraz ailesini bulamıyor. Buraya irtibat için gelebilirsin. Yemin töreni için Erzincan'a gelen asker aileleri çocuklarıyla buluşarak hasret giderdiler. Törenin ardından şehir merkezine gelen aileler büyük yoğunluk oluşturdular. RT Haber mikrofonunu bu kez asker ailelerine uzattı. Bakalım Erzincan için ne düşünüyorlar? Tülay Gerçeğin haberini Tarık Özhan görüntüledi. 59. Topçu Tugayı'nda düzenlenen yemin törenine katılan asker aileleri törenin ardından çocuklarıyla hasret giderdiler. Törenin hemen ardından şehir merkezine gelerek ihtiyaçlarını karşılayan aileler şehir merkezinde yoğunluk oluşturdular. RT Haber mikrofonlarını bu kez farklı illerden gelen asker ailelerine uzattı. Erzincan'a nereden geliyorsunuz? İzmir'den geliyoruz efendim. İzmir'den geldiniz oğlunuzun yemin töreni için. Asker ailesi olmak nasıl bir duygu? Vallahi çok büyük bir gurur. Bugün gitti seyretti yemin töreninde. Bayağı bir gururlandık. Annesiyle beraber ben de kardeşler de geldi. Çok güzel bir duygu. Siz neler söylemek istersiniz bir asker annesi olarak? Valla çok gururlandırıcı böyle bir şey. Çok heyecanla veriyor insana. Değişik bir duygu yani anlatılmaz. Yani görmek lazım, tatmak lazım. Çok farklı bir şey yani Allah'ım herkesi tattırsın bu duygu. İlk defa mı asker oldunuz? Evet, en büyük oğlum. Bir tanesi de evde kaldı. Allah'ım herkesi nasip etsin ya. Çok Amin. Gurur verici bir şey. Çok farklı bir duygu yani yaşamak lazım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Siz bir asker olarak neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey söylemek istemiyorum ben. Çok zor durumdayım şu anda çünkü. Sesim çıkmıyor zaten anlaşıldığı gibi. Geçmiş olsun. Hayırlı tezkereler diliyorum. Yoruldum. Sivas'tan geldim. Çok güzel oldu yemin töreni. Şahane oldu. Nasıl bir duygu asker ailesi olarak, babaanne olarak nasıl bir duygu? Vallahi şu duygu nasıl? His hormonu. Coşkunla, sevgiyle.
Çok fena, çok daha ilk defa torunum gidiyor askere. Gitti yani geldi. Gemi trenine geldim, çok güzel oldu. Çok güzel bir duygu. Evet, peki Erzincan'ı gezme fırsatınız oldu mu? Vallahi çok hoşuma gitti ya. Ufak bir yer değil mi? Güzel, sakin bir şehir memleketimiz. Güzel. Hoşuma gitti, güzel. Daha gelmedim, gezemiyorum. Ayaklarım yoruldum, çok yoruldum. Yaşlandım artık. Ordu Üye. Ordu'dan geliyorsunuz. Nasıl buldunuz Erzincan'ı, beğendiniz mi? Güzel, beğendik. Oğlunuzun yemin töreni için geldiniz. Asker ailesi olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Gurur verici. Allah herkese nasip etsin yani bu şekilde. Ne söyleyebiliriz ki? Herkes ister askere göndermek. İlk defa mı Erzincan'a geliyorsunuz? İkinci geliyorum. Askere getirdim oğlum ilk. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldiniz. Erzincan'ı beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Güzel bir şehir. Gezme fırsatınız oldu mu? Şu anda geziyorum. Yeniker babası olarak. Vallahi tabii ki tarif edilemeyecek bir duygu. Güzel. Oğlum sayesinde Erzincan'ı görmüş olduk. İyi, güzel. Gezme fırsatınız oldu mu Erzincan'a? Pek sayılmaz. Biraz yorgunluğu var. O yüzden pek fazla gezemedik. İşte birkaç iş merkezde yani alışveriş yerlerine falan gittik. Peki fiyatlardan yana nasıl bir olumsuzluk yaşadınız mı? İyi mi sizce fiyatlar? Fiyatlara pek öyle bir şey sormadık. Kapalı çarşıda dikkatimizi çeken bakır işlemeleri falan var. Onlar dikkatimizi çekti. Fiyatlar biraz yüksek gibi geldi sanki. Neler söylemek istersiniz? Geldim geleli gördüğüm en güzel sıcak hava yani. Askeriz burada. Güzel yani. Bitsin de gitsek artık. Siz neler söylemek istersiniz? Asker yakınısınız. Vallahi halk olsun, insanlar olsun, çok cana yakınlar, iyiler. Sanki beni tanımadım, adım adını soruyorum. 40 arkadaşım sanki beni alıp götürecek. Hoş karşılandınız değil mi? He, çok güzel, süper. Peki Erzincan'ı beğendiniz mi? Gezme fırsatınız oldu mu? Gezdik he, süper. Daha önce böyle bilgi hiçbir yerde görmemiştim. Süper. İstanbul'dan. Nasıl buldunuz Erzincan'ı, beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Oğlunuzun yemin töreni için geldiniz. Neler söylemek istersiniz bir baba olarak? Vallahi bilmiyorum yani. Babalar ne söyler? Normal, çok gururlandım. Bayağı mutlu oldum yani. Hani bir günlüğüne de olsa, şeyine de olsa bayağı bir mutlu oldum yani. Peki Erzincan'ı gezme fırsatınız oldu mu? Dün biraz gezdim. Gayet iyi buldum. Ben de zaten Sivaslıyım yani. 16 sene çalıştım ben senin yanında. Yani aşinayım yani. Yabancısı değilsiniz yani. Tabii tabii, aşinayım. Mete abiye bir selam gönderdim. Mete Ayengil yani benim patronum. Petrolün sahibi İstanbul'da. Ona da selamlar olsun. İstanbul'dan. Nasıl buldunuz Erzincan'ı, beğendiniz mi? Vallahi askeriyi çok beğendik. Çocuklarımız iyi bakmışlar. İyi, şimdilik herhangi bir şey şikayetimiz yok. İlk defa mı oğlunuzu gönderiyorsunuz askere? Bir oğlum var, bir kere. He. Tek oğlum. Asker ailesi olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Bugün daha çok tattım. Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Siz bir şey söylemek ister misiniz bir asker olarak? Sesim kısık zaten. Adana Ceyhan'dan geliyorum. Oğluma çok güzel bakmışlar. Umduğumdan da daha iyi buldum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyum. Allah'ım herkese tattırsın. Peki siz Erzincan'a ilk defa mı geliyorsunuz? Evet, ben ilk defa geliyorum. Nasıl buldunuz Erzincan'ı? Gezme fırsatınız oldu mu? Gezdik. Hani gelişime açık bir şehir olarak göremedim. Tabii Adana gibi değil. Adana'mız çok büyük. Kendince güzel bir şehir. Sakin bir şehir. Evet, çok sakin. Kendince güzel bir şehir. Ankara. Ankara'dan geliyorsunuz. Yemin töreni için buradasınız. Evet, onun için geldim. Ben yemin törenine geldim. Şu anda iyi, çok şükür. Nasıl bir duygu asker ailesi olmak? Çok duygulandık. Sevindik daha doğrusu. Daha başka ne diyeceğim ben bilmiyorum. İlk defa mı geldiniz peki Erzincan'a? Daha önce gelmiş miydiniz? İlk defa geldim. Başka bir şey yok. Beğendiniz mi Erzincan'ı? Beğendik daha doğrusu. Gezme fırsatınız oldu mu? Erzincan'ı gezebildiniz mi? Yok, öyle bir şey olmadı. Ekonomik yoldan biraz sıkıntılar var tabii buraların. Ne bileyim hani ulaşım ve benzeri şeylerden sıkıntılar. Zorluk mu yaşadınız tabii. Ankara'dan. Nasıl buldunuz Erzincan'ı, beğendiniz mi? Erzincan güzel ama halkı birazcık hani durumdan istifade çıkarıyorlar. Nasıl, ne tür sıkıntılar yaşadınız peki? Ya otel olarak tuttuk. Hiç hijyenik değil. Hayır, hijyenik değil, temiz değil, pis. Bu açıdan sıkıntı yaşadınız. Çok fazla. Peki gezme fırsatınız oldu mu Erzincan'a? Yeni geziyoruz. Asker ailesi olarak neler söylemek istersiniz? Nasıl bir duygu asker ailesi olmak? Onur ve gurur verici bir duygu. Yani gururluyuz. Bir asker yakını olarak neler söylemek istersiniz?
Vallahi çok mutluyum bir asker annesi olmaktan. İşte yemin töreni vardı, buraya geldik. Manisa Salihli'de yaşıyoruz kendimiz. İyiyiz yani. Nasıl bir duygu peki asker ailesi olmak? Çok güzel bir duygu. İlk defa mı geldiniz Erzincan'a, daha önce gelmiş miydiniz? İlk defa geldik. Oğlumum buraya çıktı kısa dönem. Buraya geldik. İlk defa gördüm burayı da. Güzel bir memleket. Beğendiniz Erzincan'ı? Beğendim. İnsanları çok güzel, çok iyi. Güzel. Teşekkür ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Ben de bir asker babası olarak Erzincan'ı çok beğendim. Allah herkese nasip etsin bir asker babası olmayı. Güzel bir duygu. Yani isteyen herkese bu duyguyu tattırsın Yüce Rabbim. Ama mutluyuz. Dışarı çıkardık. Allah herkese nasip etsin. Amin. Çok güzel bir duygu. Hayırlı kardeşim. Allah razı olsun. Erzurum'dan. Erzurum'dan geliyorsunuz. Bir asker olarak duygularını alabilir miyiz? Vallahi vatani görevimiz. Bunu yapmaktan gururluyuz. Ailemiz yanımızda çok şükür. Böyle işte. Hayırlı tezkereler diliyorum. Siz bir asker ailesi olarak neler söylemek istersiniz? Asker yaptığım için gururluyum. Elbette ki bu vatanın hiçbir çakıl taşı da bölünemez. Onun için gelmişiz, böyle eğlendiriyoruz. Sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa cevaplayayım efendim. İlk defa mı geldiniz Erzincan'a yoksa? Sanki de buralı sayılırım. Erzurumluyum ama burayı fevkalade bilerek geziyorum her zaman. Teşekkür. Yozgat'tan. Bir asker olarak duygularınızı alabilir miyiz? Duygularım çok güzel yani. Anlatılmaz o duygu. Yaşanır yani sadece öyle. Neler söylemek istersiniz? Bir asker ailesi olmak nasıl bir duygu? Vallahi çok güzel duygu. Ne diyelim? Nereden geliyorsunuz Erzincan'a? Yozgat'tan. Yozgat'tan. Beğendiniz mi Erzincan'ı? Gezme fırsatınız oldu mu? Vallahi fazla gezme şansımız olmadı. Saat 12'de çıktık askeriyeden. 2 saattir geziyoruz işte. Peki. Sivas'tan geliyorsunuz yemin töreni için. Nasıl bir duygu asker ailesi olmak? Ki hayırlısı olsun diyelim. Ne yapalım? İlk defa mı geldiniz Erzincan'a? İlk defa geliyoruz Erzincan'a. Beğendiniz mi peki Erzincan'ı? Ama güzel. Güzel duygu. İyi duygu, güzel duygu. Siz ilk defa mı geliyorsunuz Erzincan'a? Evet. Beğendiniz mi? Beğendik. İlk olarak duygularınızı alabilir miyiz? Vallahi Erzincan bana göre biraz soğuk. Yani ilk başta gelince çok dondum yani şahsen. Ama alışınca alışık yani. Mesela bugün hava güneşli görünüyor. Bugün hava yani hırkalan gezdim. Ailem bugün geldi. Onlar çok dondu. Çünkü bizim memlekette hava açıdan sıcak olduğu için memleketten buraya memleketi daha soğuk olduğu için üşüme oldu yani. Nereden geldiniz Erzincan'a? Trabzon'da. Evet. Peki nasıl bir duygu asker olarak? Neler güzel söylemek istersin? Güzel buydu çünkü herkes anlatıyor mesela yani çok eziyet falan var diye ama yani asker anlatılmaz yaşanır yani. Evet. Çok duygusal bir şey. Herkesin gelip görmesini istiyoruz ve komutanlar olsun, askerli birliğimiz olsun çok güzelmiş. Çok gururluyuz, çok duyguluyuz. Nereden geldiniz Erzincan'a? Muğla Fethiye'den. Beğendiniz mi Erzincan'ı? Gezme fırsatınız oldu mu? Şu anda geziyoruz. Kapalı çarşısı varmış. Bir de nasip olursa oraya gideceğiz. Otelinde konaklıyoruz. Oteller de çok temiz. Güzel. İnsanlar da güzel. Uygundur. Uygundur. Yaşadığınız bir sıkıntı olmadı değil mi Erzincan? Hiçbir sıkıntı yoktur. Her şey güzel. İnsanlar da güzel. Çok güzel. Çok gurur verici bir şeymiş. Hatay'dan geldiniz. Duygularınızı alabilir miyiz bir asker olarak? Asker olduğumu nereden bildiniz? Yani bugün yemin töreni var, ondan biliyoruz bakınca. Tıraş, saç, sakal. Evet ya. Yani. İyi bir duygu. Beğendiniz mi Erzincan'ı? İlk defa mı geliyorsunuz? Yok, bundan önce gelmiştim de. Ama yine iyi. İlk defa mı geldin Erzincan'a? Evet, ben bir gelişim. Beğendin mi Erzincan'ı? Beğendim, çok özel. Çarşıları geziyoruz işte. İlk olarak burayı gördük. Tam da bilmiyoruz her yeri zaten. İlk buraya girdik. Aldınız mı bakırlardan? Yok daha yeni şimdi girdik. İlk geldiğimizde bayağı bir soğuktu yani ama işte günler geçtikçe havalar iyice ısınmaya başladı zaten. Yani 3 hafta sonra biz de gideceğiz. Nasıl beğendiniz mi Erzincan'ı? Yani güzel yer. Bizim Polatlı gibi aynı yani. Çarşısı falan ufak ama güzel yer yani. İlk defa mı geldiniz Erzincan'a? Askerlik vesilesiyle buradasınız. Evet. Peki hayırlı tezkereler diliyorum. Teşekkür ederim. Ankara'dan. Nasıl buldunuz Erzincan'ı, beğendiniz mi? Hoşumuza gitti. Şu anda da Bakırcılar Çarşısı'ndasınız. Evet. Beğendiniz mi bakırlarımız, evet, nasıl? Zaten üstüse onun için geldim, gezmek için. Evet. Dışarıdan mı söylediler Bakırcılar Çarşısı'nı gezin diye? Yok, ben daha önce araştırmıştım zaten. Oğlumun yemin törenine gelmiştim. Hususi burayı da gezmek için yani.
özellikle geldim yani. Peki bir asker annesi olarak neler söylemek istersiniz? Oğlunuzu askere göndermek nasıl bir duygu? Vallahi çok güzel bir duygu. Allah herkese tattırsın yani. Amin. Hayırlı tezgahlar. Çok amin. Çok güzel. Değerli izleyiciler, Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan bir kişi araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Erzincan-Sivas karayolunun 8. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya düşen araçta bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erzincan'da bulunan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Cemevi'nde bayanlara yönelik dikiş nakış kursu açıldı. Kursa katılan bayanlar boş zamanlarını değerlendirerek aile bütçelerine de katkı sağlayacak. Erzincan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Cemevi'nde bayanlara yönelik dikiş nakış kursu başlatıldı. Kursa bayanların yoğun ilgisi var. Evet, ERT Şah TV ekibi olarak bugün Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'ndeyiz. Cemevi'ne geldik bugün. Buraya niye mi geldik? Şu anda Cemevi'nde dikiş nakış kursu veriliyor bayanlara yönelik. Bir bakalım içeride neler yapılıyor. Dikiş nakış kursu alıyorsunuz, siz de burada eğitim görüyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel. Şu anda yaptığınız çalışma nedir? Nevresin takımı dikiyor, çarçafın kenarını katlayıp ütüsünü yapıyoruz. Çok güzel. Yalnız biraz yerimiz dar. Hocalarımızdan çok memnunuz. Sağ olsun. 3 yıldır geliyoruz. Memnunuz yani. Peki şu ana kadar yaptığınız ürünleri ne yaptınız? Satışa mı sunuyorsunuz? Evde mi kullanıyorsunuz? İsteyen satabiliyor. İsteyen kızının çeyizine koyuyor. İsteyen kullanabiliyor. Yani yaptık. Çok şey yaptık ama haberimiz yoktu. Zor mu peki? Yok, zor değil. İnsan öğrendi mi kolay oluyor. Tekniği öğrenince kolaylaşıyor ama çok. Ben Sakin Nişanlı. Biz de kottan çanta yaptık. Kaç gün sürdü bu? 2 gün, 3 gün sürdü. Bir parçasını bunu yaptık, bir parçası da budur. İşte bunları değerlendiririz, kendimiz kullanırız, satılır satarız. İşte çalışıyoruz hocalarımızla beraber. Zor mu peki dikiş nakış kursu? Öğretirse zor değildir. Hiçbir şey zor değildir. Yaparsan yapmazsan bir şey değil. Bu işi sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz yoksa bir kazancınız da var mı? Yok, seviyorum. Hem evim yakın buraya. Gelip zaman geçiyor. Yani benim için şey değildir. Zaman değerlendiriyorsun. Zaman değerlendirme. Bir daha hani insanların içine girdiğin zaman daha şey oluyor. Yani zaman geçiyor. İnsanlarla doğalığa giriyorsun. Neslihan Erdoğan. Neslihan Hanım, şu anda burada hangi işlemi yapıyorsunuz dikiş nakış kursunda? Biz burada kalıp çıkaracağız. Kendime güzel bir tişört hocalarımın da yardımıyla dikmek istiyorum. Ben de yeni başladım. Ondan dolayı burada kitabımız var, burada dergisi. Bundan kalıp çıkaracağız. Buradan peki model mi seçiyorsunuz yoksa? Tabii ki. Burada değişik modellerimiz var. Bunları kullanaraktan bakıyoruz. Numaraları var. Buradan çıkarıyoruz. Şu ana kadar yaptığınız bir çalışma var mı buradan seçtiğiniz? Şu anda ben ilk ama arkadaşlarım birçok şey yaptı. Çok da güzel. Ben de onlara özendim. İnşallah burada güzel bir şeyler yapacağız. Siz burada hangi ürünü yapıyorsunuz? Elinizdeki nedir? Ben burada kumaş aldım. Elbise dikiyorum kendime. 3-4 tane diktim ama bir haberimiz olsaydı getirirdik. Bu kaç günlük bir çalışma sonucu yapıldı? Bu şu anda 3 günlük elimde. Bir haftaya bitiririm inşallah. Tamamlanmamış hali değil mi bu? Bitmedi daha. Altını katlaması var, kollarını katlaması var, fermuar dikilmesi var. Zaman alıyor yani. Siz yaptığınız ürünleri satıyor musunuz yoksa kendiniz için mi değerlendiriyorsunuz burada? Vallahi daha satmayı ben hiç satmadım ama satan arkadaşlar da var. Yapabilen satıyor, yapamayan da. Kendine hazırlık yapıyor. Kızının ceyizini hazırlamaya çalışıyor. Öyle yani işte. Burada yaptığınız çalışma nedir? Bu yatak örtüsü piki. Yalnız henüz bitmedi. İncileri var. Yani kendime yapıyorum. Satlık değil. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz, bu kursa geliyorsunuz? Ara ara başka işler de yapıyoruz. Devam bunu yapmıyoruz ya. Ranıl yaptık birkaç tane. Elbise diktik. Siz kursa başlayalı ne kadar bir zaman oldu? 3 yıldır. 3 yıldır. Peki o zaman güzel dikiş yapmanın bir ayrıntısı var mıdır? Tabii ki. Nedir mesela? Yeni başlayacak olan birisi için nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yeni başlayacak arkadaşlar için işte öğrenmeleri lazım.
o varlığı, takmasını, dikişi. Var mı? Dikişinde çeşitleri mi var? Tabii ki düzgünü var, ergisi var. Dikişinde tabii ki makine dikişi var. Fermuar dikişi var. Hep ayrı ayak takılıyor. Ben masa örtüsü dikiyorum. Nasıl gidiyor? Kurs kolay mı, zor mu? Çok güzel. Yok, severek yapıyoruz. Güzel yani, zevkli bir şey. Öğrendik. Peki bu çalışma kaç gün sürdü? Tamamlanmış hali mi bu? Bu tamamlanmış. Bu hazır. Bu da yapıyoruz. Yani burada nakış hocası kesiyi ayarlıyor. Biz de dikiyoruz. Şu anda küpür mü dikiyorsunuz onu? Küpür dikiyorum. Yalnız benim burada fazla zamanım olmuyor. Cenazeler var. Ben cemimde görevli olduğum için. Ara sıra da geliyorum. Bu da yani yapıyoruz. Elimizde geldiği kadar yapıyoruz. Şu ana kadar siz neler yaptınız mesela yani örneklerde? Dedim, iki tane kaçak getirdim onun şeyini hocam yaptı. Daha yapamadık yani. Zaman mı olmadı? Zamanım olmuyor. Çünkü ben orada görevli olduğum için burada zamanım olmuyor. Burada kurs veriyorsunuz dikiş nakış kursu almak isteyenlere. Kursa ne zaman başladınız? Kursa Ekim'de başlıyoruz ama Ekim ayında başlıyoruz. İki dönem yapıyoruz. Yine şeyler gibi, okullar gibi sömestr tatilimiz var. Bir de ikinci dönem bitiriyoruz. Peki kurs gün boyu devam ediyor mu yoksa belirlenen saat aralığında mı yapıyorsunuz bu kursu? Belli bir saat aralığımız var tabii. Yani saat 8.30, 1 arası yapıyoruz. Yarım gün, yarım gün çalışmış oluyoruz. Siz buraya nasıl yönlendirdiniz? Halk Eğitim Merkezi'nden mi, farklı bir kurumdan mı? Biz Halk Eğitim'den, evet, görevliyiz. Halk Eğitim'den geliyoruz. Biz de çevreden kursiyer topluyoruz ilk etapta. Ama sonra yaptığımız şeylerden dolayı talep çoğalıyor. Mesela ben ikinci yılım burada. Bayağı bir talep var. Şu anda öğrencimiz az ama daha fazla. Katılım ilgi görüyor mu? İyi mi? Fazlasıyla. Yani sene sonunda sergimiz de var. O sergiden sonra talep daha çok artıyor. Evet. Serginiz ne zaman olacak peki sene sonunda? Tam Mayıs olarak değil mi? Mayıs'ın sonu gibi. Evet. Peki siz de burada eğitim verenlerdensiniz yine kursiyerlerimizle beraber. Sizin nasıl gidiyor kurs anlamında? Çok güzel. 3 senedir ben buradayım. Gayet güzel. Öğrencilerden de memnunuz. İyi. Her gün bu çalışmayı yapıyor musunuz siz de? Yapıyoruz, evet. 8.30'da başlıyoruz işte. 9'da öğrencilerimiz geliyor. 1'e kadar buradayız. Benimkisi el nakışı, makine nakışı. Ne diyeyim ki? Zinlik gelmesi lazım. Bir kere hani çok istekli olması lazım ki. Çok isteyerek gelirse, evet, isteyerek gelince daha iyi sonuçlar alıyoruz. Yani en önemlisi o bence. İsteyerek gelirse, bir de bizi takip ediyorsa tamam. Yani iş yoluna giriyor zaten. Evet. Yani temel o. İstemek. Gerçekten isteyerek gelmek. Kaç kişilik bir ekip var peki burada sizinle beraber eğitici olarak? İki arkadaşız. İki sınıf bir aradayız. Yani nakış ve giyim bölümü olarak çalışıyoruz. Yani 24-25 kursiyerimiz var normalde ama her gün herkes gelemediği için. Bazen bazıları. Zaman zaman azalıyor o zaman. Tabii ki. Tabii ki. Hem nakış hem nefruş. İkisi bir arada. Hani burada bir terapi gerçekten. Hani buraya gelince sosyalleşiyor insanlar. En güzel sosyal aktivite olarak da bayanlara katılım sağlıyorsunuz. Tabii ki. Yani çoğu mesela hani gelmediğimiz gün kendimizi çok kötü hissediyoruz diyorlar. Alışkanlık oldu değil mi artık? Evet. Yani o yönden gerçekten çok güzel. Yani halk eğitimin bu şeyi, planları çok güzel. Emekli oldum. Geldim. Delal ablacığım şöyle gelsin. Ben kendim kamu kuruluşunda çalışıyordum. Emekli oldum. Hobi için geliyorum. Severek geliyorsunuz, zaman geçirmek için. Çok severek. Nasıl gidiyor peki, zor mu dikiş kursu? Çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımız çok iyi, ortamımız çok iyi, hocalarımız çok iyi. Çok güzel gidiyor. Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı değerli izleyiciler. Beyin fırtınasının yaşandığı müsabakalar küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılıyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı. Müsabakalar küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılıyor. İl birinciliği hakkında bilgi veren satranç il temsilcisi Murat Burak, derece elde edecek olan sporcuların Erzurum'da yapılacak olan bölge müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklarını söyledi.
Turnuva bugün başladı. Cumartesi ve pazar günü de devam edecek. Şu anda 140 sporcuyu aşkın bir katılım var. Burada dereceye giren okullar, 1, 2, 3. olanlar, 4. olanlar kupa kazanacak. Her takım birincilik, ikincilik, üçüncülük maçlarından sonra bölge turnuvasında Erzurum'da Erzincan'ı temsil edecektir. Daha sonra da eğer bölge turnuvasında da başarılı olurlarsa Türkiye Şampiyonası'na Nevşehir'de katılacaklar. Geçen yıllara oranla bu yılki katılım gerçekten çok fazla oldu. Satranç Federasyonu bu yıl takım sporlarında farklı bir sisteme geçti. Bu sistemi ilk defa uyguluyoruz. Ve bu kadar güzel bir katılım olması da bizi çok mutlu etti. Evet değerli izleyiciler, Erzincan'da yarın havanın sisli olması bekleniyor. Şimdi de hava durumu ve döviz kurlarındaki son değişiklikler geliyor ekranlarınıza. Yapılan son tahminlere göre Erzincan'da havanın sisli olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -3, 10, Erzurum -9, -4, Sivas -2, 8, Elazığ 4, 14, Malatya 1, 15, Bayburt -9, 5, Tunceli -1, 12, Gümüşhane -3, 10 ve Giresun 12, 20 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Elif Eczanesi. Elif Eczanesi Ordu Caddesi'nde. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,568, satış 3,575, euroda alış 3,469, satış 3,493. Değerli izleyiciler, RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle, umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.